Berk. Hı. Bugün işten çıkınca beraber dolaşalım mı? Tamam hayatım, olur. Ben işten çıkınca gelirim, alırım seni. Hı, yok yok, sen zahmet etme. Ben kafeye uğrarım. Hem Betüş'ü de görmüş olurum. Tamam, anlaştık hayatım. Hadi ben geç kalmayayım. Hı, ama kendini çok yorma, olur mu? Aa, bu benim işim, tabii ki yorulacağım. Hı. Hadi bay bay canım. Ya, amanım. Amanın mı? Tarık, ne oldu? Hiç. İşe gidiyordum bebeğim. Ne işi ya? Aman boş ver, vazgeçtim, gitmeyeceğim. Yoksa sen işten izin aldın ve bütün gününü karınla baş başa mı geçirmek istiyorsun? Yok. Televizyon maç özetlerini verecek, onları seyrederim. Saçmalama Tarık. Sen futbol sevmezsin ki. Ha. Maç mı seyretmezsin? Kim demiş? Bal gibi de seviyorum. Ya sen bana bir bira getirir misin? Şimdi aşağı inip annenin o gudubet yüzünü görmeyeyim ben. Ya bu kumanda nerede ya? Periler aşkına, Tarık'a yaptığım sihir bozuldu. Sabah sabah peri kitabında ne arıyorsun Dudu? Tabii ki sihir arıyorum. Eda ile Tarık'ı ayırmak için. Sonra da Betüş ile Sadık'ı ayıracağım. Aman Dudu, bıkmadın mı onlarla uğraşmaktan? Bıraksan da çocuklarımız kocalarıyla mutlu mesut yaşasalar. Ne olur? Karışma sen. Benim kızlarım fanilerle evli kalamaz. İşte o kadar. Kusura bakma anne. Ama eğer Tarık'a kendime yeniden aşık edecek bir sihir bulamazsam, zaten senin bizi ayırmana gerek kalmadan o beni terk edecek. Evlenmeden önce Tarık'ı ideal bir eş konumuna getirdiğim sihri tekrar yapmam lazım. Yoksa eskisi gibi olacak. Bu benim sonum olur. İşte buldum. Eda, neler oluyor burada? Hiç. Ne demek hiç? Annenle babanı dondurmuşsun. Seni ilk defa böyle sihir yaparken görüyorum. Söyler misin neler oluyor? Ay şey, ya Perihan teyze, inanmayacaksın. Annem yine Tarık'la beni ayırmak için sihir yapıyordu. Ben de tam o esnada annemi yakaladım. Sihri bozmak için de işte böyle uğraştım biraz. Ha. Sizinle uğraşmaktan vazgeçmedi demek. Yok canım, sorma Perihan teyze, hep aynı. Peki hangi sihirle bozuyordun bunu? Ver bir de ben bakayım. Ah, hay Allah, kapandı. Kızım, o sayfada ne varmış göreyim bir. Değil mi? Sihir işte. Bana bak Eda, bana bak. Sen burada bir işler çeviriyorsun. Ne olduğunu henüz anlayamadım ama her şey ortaya çıkana kadar Dudu'nun da senin de sihir yapma yeteneğinizi elinizden alıyorum. Sakın yapma! Üzgünüm, aldım bile. Bittim ben, bittim. İşte şimdi mahvoldum. Hadi tatlım, kalk bakalım, sabah oldu. Ay, günaydın, günaydın. Günaydın. Ya şu cumartesi günleri çalışmasak ne olur ya. Sizin ailenin erkeklerinde tembellik genetik galiba. Hadi mızmızlanma artık, kalk. Niye böyle söyledin şimdi? Düşünüyorum da, kardeşin Tarık çalışmayı hiç sevmiyor. Sen de son günlerde işe giderken hep mızmızlanıyorsun. Ama hayatım, çok çalışıyorum, çok yoruluyorum biliyorsun. Yani Tarık için niye böyle söyledin onu da anlamış değilim. Tamam, eskiden öyleydi ama şimdi çocukcağız çok çalışıyor. Hem de senin yanında, hem de arı gibi. Ya bana bak, yoksa Tarık işini güzel yapmıyor mu Betüş? Sadık. Tarık tam bir haftadır işe gelmiyor. Ne? Nasıl yani? Basbayağı. Bak, birinci gün çok hastayım dedi. Tamam dedim, gelme dinlen. İkinci gün iyileşemedim dedi. Buna da anlayış gösterdim. Aa, nesi varmış, bana hiç bahsetmedi. Bir şey yokmuş zaten. Ben de merak ettim, anneme telefon ettim. Bütün gün evde televizyon seyrediyor dedi. Allah Allah. Ya aynı eskisi gibi.
Bak dur, daha bitmedi. Üçüncü gün yine beni aradı. Betüş, ben daha şimdi uyandım ve neredeyse öğlen oluyor dedi. E bu saatten sonra işe gelmeme ne gerek var dedi. Peki tamam, onu da ses çıkarmadım. Ama Sadık bugün, yani bugün işe gelmediği tam bir hafta olacak ve dün bugün işe gelmemesi için hiçbir sebep olmadığı halde yine beni arayıp izin istedi. İyi de hayatım, o zaman niye bana bunu şimdi söylüyorsun? Yani daha önceden söyleseydin Tarık'la konuşurdum. Niye böyle yapıyor öğrenirdim. Üf. Peki Eda ne diyor bu işe? Hiçbir şey. Sessiz kalıyor ve durumu idare etmeye çalışıyor. E onun adına utanıyordur herhalde. Yahu bu adam evlenmeden önce söz vermişti. Çalışkan, işine düşkün, adam gibi bir adam olacaktı. Yani niye yine eskisi gibi aylak Tarık oldu anlamıyorum. Allah Allah. Tarık, aşkım sana kahvaltını getirdim. Sağ ol. Televizyonun önünden çekilir misin? Peki. Sen televizyon seyretmeyi sevmezsin. Niye yanıma oturdun? Seninle konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız? Tarık, son zamanlarda bana karşı ne kadar sevgisiz davrandığını farkında mısın? Eda, bunu konuşmaya hazır olduğunu zannetmiyorum, başka zaman. Hayır, hazırım. Şimdi konuşalım. Eda, başka zaman. Hayır, şimdi konuşalım. Eda! Eda! İşte sabah sabah duymayı en çok sevdiğim ses. Geldim anne. Kaç saattir yukarıda ne yapıyorsun? Ay, ne yapacağım? Tarık'a kahvaltısını götürdüm. Sohbet ettik biraz. Bak sen. Sanki paşa torunu ayağına kahvaltı gidiyor. Paşa torunu değil ama benim kocam. Tabii ki yapacağım. Ay, kocaymış. Ne koca ama. Gözünün içine bile baktığı yok senin. Kocaya bak. Bilmiyorum, farkında mısın anne ama biz birbirimizi seviyoruz. Ama o seni sevmiyor. Gözünün içine bile bakmıyor. Sen neredeyse ayaklarına kapanacaksın. Karı koca arasına girilmez. Sen karışma Dudu. Yeni evlilerde olur böyle sorunlar. Geçer, unutulur. Bizim aramızda bir problem yok ki canım. Her şey yolunda. Merak etmeyin. Perihan sihir gücümü bir verse, ben sizi ayırmasını bilirim ama. Sen böyle düşündüğün sürece Perihan sana sihir gücünü geri vermeyecek Dudu. Sen karışma Taci. Alo? Aa, merhaba enişte. Hayırdır? Aa, dur, söyleyeyim paralelden açsın. Ne istiyormuş o şapşal? Bir şey istemiyor anne. Tarık'ı bugün yanına çağırıyor. Konuşmak istiyormuş, hepsi o. Al birini, vur ötekine. Bir daha arasın. Bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde, peri annem, babam ve bizlerle hayat ve